Selamünaleyküm, hayırlı geceler. Değerli izleyenlerimiz, yeni bir Tarih ve İnsan programıyla yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta yine Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla beraber malumumuz hem Cumhuriyet tarihimizde hem de Osmanlı tarihinde yaşanan birçok darbeler var. İşte bunları konunun uzmanı olan değerli hocamıza sorup inşallah doğrularını öğrenmeye çalışacağız ve sizlere de aktarmaya çalışacağız. Konuyla ilişkin sorularınızı bizlere Tarih ve İnsan etiketiyle yolluyorsunuz ve ikinci bölümde sizlerden gelen sorulara baktığımızda 3 izleyicimize de yine Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızın kaleminden çıkmış kayı serisinden 3 kitapta hediye edeceğiz. Tarih ve insan etiketiyle sorularını gönderen izleyicilerimiz için hatırlatmada bulunduk. Ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyenlerimiz ve değerli hocamız hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Elhamdülillah, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Daim olsun. Öncelikle izleyicilerimize merhaba diyeyim. Ya ne hoş merhaba dedi Cübbeli Ahmet Hocam. Evet. Öyle tatlı bir merhaba ile karşıladı ki bizim programa hep böyle merhaba diyerek o şeyle artık başlasın Mustafa Bey. Buradan Vecid'deki arkadaşlarımıza ben söylüyoruz çok, o zaman. Çok hoşuma gitti, çok tatlı gerçekten, çok hoş. Program sehlen merhaba güle diyelim artık inşallah bütün izleyicilerimize. Evet hocam. Yoğun bir haftaydı herhalde sizler için. Evet, yoğun bir haftaydı. Yine yoğun bir hafta olacak. Evet. Mustafa Bey. İnşallah. İnşallah Ümraniye'de başlayacağız. Ardından Perşembe gün Çayeli'ne gideceğiz. Öyle mi? Rize'ye. Evet, Çarşamba Ümraniye, Perşembe Çayeli, Cuma Kocaeli Kartepe, Cumartesi Antalya. Yani tutabilirim aşk olsun hocam. Pazartesileri de biz tutuyoruz artık. Yani evet. İnşallah izleyicilerimiz ve böyle muhabbet buluşma ediyoruz, sohbet olacak. Ediyoruz, buluşma günleri oluyor. Çok elhamdülillah. Güzel. Evet hocam, Osmanlı öncesinde de böyle bir darbe geleneği var mıydı? Evet, maalesef darbe geleneği vardı ama Osmanlı öncesi Türk devletlerinde yıkımın sebebi daha başkaydı. Yani darbeye devlet eliyle davetiye çıkarılıyordu açıkçası. Devlet eliyle biz darbelere yol açmış oluyorduk. Nasıldı o? Nasıl yani? Osmanlı öncesi, hem İslam öncesi hem İslam sonrası Osmanlılar'da devlet hanedanın malı sayıldığı için evlatlar arasında bölünüyordu. Yani büyük baba diyelim ki kendi sağlığı hayatında 3 evladına, 5 evladına, 7 evladına devleti bölüyordu. Topraklarını onlara veriyordu. Kendisi ulu bey sıfatıyla, büyük bey sıfatıyla merkezde oturuyor. Oğullarının her birini de bir yere bey olarak gönderiyordu. Yani bir anlamda kendi eliyle kendisine veya devletine sanki suikast düzenliyordu. Buna böyle denebilir. Nitekim bizim devletlerimiz hep bu yüzden evlatların, kardeşlerin birbirleriyle mücadelesi içerisinde yıkılıp gitti. Evet. Hani buna düşmanlar ne diyorlar? Böl, parçala, yut diyorlar ya. Yani böyle bir Türkleri önce bölersin, parçalarsın, yıkarsın. Halbuki bölen bizdik. Parçalayan bizdik. Dolayısıyla da düşman sadece yutmuş oluyordu. Düşmanlarımız bundan en üst derecede istifade ediyordu. Ve bizim devletimizi yutup ortadan kaldırıyorlardı. Büyük bir açık aslında değil mi? Tabii hocam? Yani şöyle düşün. İkinci Kılıç Arslan 11 evladına bölüyor. Yani ikinci Kılıç Arslan'ın devleti neresi diye sorsan, Anadolu'nun, bugünkü Anadolu'nun diyelim ki 1/3 veya 1/4. Ya bugünkü Anadolu bile değil. Bugünkü ama Anadolu bile bölünmüş değil. Onun 1/3. Şimdi onu 11 evladına bölüyor. Ne demektir bu? Ve kendi hayatında devletinin paramparça olduğunu görüyor. Ne düşmanlarla mücadele edebilen bir devlet, ne de kendisi çocuklarına sözü geçen bir padişah konumuna düşüyor. İşte biz Osmanlı öncesi, bizim devletlerimiz hep bu gözyaşını, hep bu üzüntüyü, hep kendi eliyle Müslüman'ın Müslüman'a kırdırmayı yaşadılar. Ve bundan Osmanlı'ya kadar kimse de ibret alamadı. Kimse de bundan ders çıkartamadı. Kimse de buna bir çözüm üretemedi desek yeridir. Darbeler tarihi de ayrı bir tarih olmuş durumda artık değil mi hocam tarih içerisinde? Tabii yani darbe ne? Zaten darbe bir ülkeyi işte seçilmiş bir seçilmiş bir başbakanı, seçilmiş bir partiyi
veya Osmanlı da meşru padişaha tahtından indirmek değil midir? Devletin ikiye, üçe, beşe bölünmesi değil midir? Eskiden bu şekildeydi. Sonradan Osmanlı da başka şekil alacaktır. Hı hı. Evet. Peki hocam bu Osmanlı'da darbeler, yani ilk darbeyi sorarsak ve sonrasında yaşananları bize anlatabilir misiniz? Osmanlı tarihinden çok ibret alan bir devlet. Osmanlı daha başlangıcından itibaren sanki 3000 yıllık Türk-İslam devletlerinden büyük bir ders çıkartmış olarak ortaya çıkmış bir devlet. Hı hı. Yani bunu Mustafa Bey, Fatih zamanında böyle bir dersi çıkarsan, alsan, bu çok fazla önemsenmez açıkçası. Fakat bunu daha Osman Gazi'nin vefatında bu ibreti çıkartıyorlar. Bu Osmanlıların kurucularının nasıl bir tarih şuuruna vakıf olduklarını gösterir. Yani muazzam bir tarih şuuru. Nasıl kazandılar bunu? Onlara bunu kim aşıladı? Kim verdi? Tabii ki burada şunu da gözden ırak tutmamak lazım. Osmanlılar bir Moğol belasının önünden kaçarak geliyorlar. Evet. Parça parça olmuş bir İslam diyarı. Parça parça olmuş bir İslam beldesi. İstila oluk demiş. Oluk akan Müslüman ve Türk kanı. Oluk oluk. Karıncalar sürüsü gibi Anadolu'ya doğru akan insanlar. İnsanı elem, keder yetiştirir. Bu çok önemlidir. Onun için Osmanlılar bu beyliği kurarken müthiş bir tarih şuuruyla kurdular. Mesela Osman Gazi vefat etti. Aynı gelenek, aynı düşünce. Onlarda da biz bu ülkeyi bölelim. Kime? İki oğlu. Orhan'a ve Alaaddin'e bölelim. Ama onlar dediler ki neyi bölelim? Ne var ki bölelim? Daha üç kasaba, beş kasaba, iki şehir, beş kasabalık bir yersin yani. Neyi bölelim? Ardından bir ile bir çoban gerek. Bir sürüye bir çoban gerek. Bir devlete bir baş gerek. Bir gövdede bir baş lazım. Evet. Bir kında bir kılıç, bir gökte bir güneş. Yani neyi bölelim? Bilhassa Alaaddin Paşa, Osman'ın oğlu, yani bu şeyi dillendirdi. Dolayısıyla Osmanlı'da devletin bölünmezliği ortaya çıktı. Bu onlara tabii bir kardeş katli şeklinde de yansıdı. Hmm. Bunun bir bedeli var tabii. Bunun bir bedeli, o da kardeş katli olarak ortaya çıktı. Daha sonralardan. Aynı yok. Hemen başladı yani, çok da fazla değil. Orhan Gazi oğlu 1. Murat zamanında öldürmeye başladılar. Çünkü isyan ediyor. Hayatta kaldığı zaman ben de alacağım diyor. Onun hakkı var. Evet. Ya benim hakkım yok, senin hakkın yok. Onun hakkı var. O padişahın, o da oğlu, sen de oğlusun. Nasıl babanız öldüğü zaman mirastan bütün çocuklar pay istemiyor mu? Sizin babanızdan herhalde ben gelip bana da düşer demiyorum. Orada da baba vefat ettiği zaman oğulları diyor ki mülkü mevrustan, verasetle intikal eden mülkten benim de hakkım var. Bana da falan yerin idaresini ver. Onun için bu hak olduğu için onu ortadan kaldırıyor. Sizin oğlunuzun hakkı yok babanızın hakkından. Evet. Oğullar öldürülmez. Babanızın hakkından sizin oğlunuzun hakkı yok ama sizin kardeşlerinizin hakkı var. Doğru mu? Birinci derecede işte... Yani sizin oğlunuz, evet, sizin babanızdan miras isteyebilir mi? Hayır, isteyemez. Ama kardeşiniz? Tabii ki ister. İster. Burada devlette eski Türklerden itibaren gelir, kızlara verilmez. Devlet erkek, yönetici olduğu için kızlara dokunulmaz. Erkek, hanedanın erkek üyelerine aittir. Hmm. Onun için Osmanlı ne yapıyor bunu? Erkek üyeleri öldürülmek zorunda kalıyor. Bu sebeple Osmanlı geldiğinde darbe bitmiştir. Darbe bitti Osmanlı'da. Osmanlı'ya gelinceye kadar bir darbeler tarihi devam etmiştir. Bu darbeler tarihini baba kendi eliyle hazırlıyordu. Oğullarına 3'e, 5'e, 10'a bölmek suretiyle kendi eliyle hazırlıyordu. Peki birine verse ne oluyordu? Dedi ki bu Selçuklu'da ve var. Birini
en büyük şehzade olarak kabul ediyor. Veliaht şehzade diyor. Devleti ona bırakıyor. Peki diğer şehzadeler duruyor mu? Babamız abimize verdi, biz susalım diyorlar mı? Biz köşemizde oturalım, biz bize verilenle iktifa edelim, olaylara karışmayalım diyorlar mı? Demiyorlar. Başlıyorlar, savaş yeniden başlıyor. Kaçıyor bir yere, Bizans'a kaçıyor, Bizans'ı kışkırtıyor. Düşman bir ülkeye kaçıyor, onu kışkırtıyor size karşı. Veya bir şehri alıyor, size karşı harekete geçiyor. Benim olmadı, onun da mı olmasın diyor. Benim olsun diyor. Orası da benim olsun. Onun da olmasın yok. Hırs var burada. Hepsi benim olsun. Yani kardeş hayattaysa savaş bitmiyor hiçbir zaman. Bunun bir tek istisnası vardır. Eski tarihimizde benim bildiğim. Tek bir istisnası vardır. Bilge Kağan'dır. Osmanlı'nın yaptığını bir tek yapabilen Bilge Kağan. Kardeşi, veziri, Tonyukuk falan onunla beraber hareket edebildi. Bakın Osmanlı'da da Alaaddin ile Orhan Gazi bu birlikteliği sağladı ama bunu müesseseleştirdi. Ondan öncekiler bunu müesseseleştiremedi. Onlar müesseseleştirdi fakat bir bedel ödeyerek kardeş katli. Yani sonucunda kardeş katli ortaya çıktı. Kardeş katli ortaya çıktı. Yani tahta hak sahibi olabilecekleri ortadan kaldırdılar. Ve bir tek isyan olmadı. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Kardeş katlinin ortadan kaldırılmasına kadar. Bunu birinci Ahmet Han ilk defa olarak kardeşini katletmedi. 1603. Yani 17. asrın başına kadar. Ne demektir bu? 1300 Mustafa Bey, 1603. Kaç 300, sene? 300 sene. 300 sene darbe yok. 16 tane padişah gelmiş, bir tanesi darbeyle indirilmemiş. Peki sonradan gelen 18-19 padişahın 15 tanesi darbeyle indirilecek. Buyurun. Neden? Ne oluyor da gelenek... Kardeş katli kaldırılıyor. Kardeş katli. Hani millet kardeş katline atar tutar ya, vurup geçer. Beğenmez, Osmanlı'yı kötüler. Oysa buyur, ilk 300 senede bir tek darbe yok, darbe geleneği yok, bitmiş. Ama kardeş katli kaldırıldı, darbe geleneği yeniden başladı. Neden? Çünkü yan tarafta şehzade var. Yan tarafta başka şehzadeler var. Onu indirelim, onu çıkartalım. Onu indirelim, oğlunu çıkartalım artık. Darbe geleneği başladı. Ahmet Han genç yaşta vefat etti. Kardeşi Mustafa aklı dengesi yerinde değildi. Tahtından indirildi. Üçüncü padişah genç Osman. İlk darbe onunla başladı. Genç ve Osman'la son beraber. Genç Osman, ikinci Osman. 1618'de çok acı bir şekilde, acı bir darbeye kurban gitti. Yani Osmanlı tarihinin en acı, en elem verici, üzüntü verici darbelerinden biridir. Bu bir ilk olması, iki padişaha çok işkencelerin yapılmış olması, üç işkence altında öldürülmesi ve Osmanlı tarihine gerçekten elem dolu, acı dolu bir iz bıraktı genç Osman darbesi. Ve bir daha da darbeler kapısı kapanmadı. Yani çok mu kanlı geçti hocam genç Osman dönemindeki? Kanlı geçmiyor. Kendisine yapılan. Yapılanlar çok kanlı kendisine. Geçmesi itibariyle değil. Kendisine yapılanlar itibariyle. Ha bundan sonra da hep darbe geleneği başlamış oldu. Yani bir darbe bir ülkeyi ne yapar? Yeniden mesela genç Osman indirildi. Aklı dengesi yerinde olmayan ikinci Mustafa geçti. Devlet bir yıl kan kaybetti. Bu bir yıl normal şartlarda bakarsan bir devlet için 20 yıllık kayıptır. Değil mi? Geriye atması sebebiyle. Atı geriye atar. Yani ardından 4. Murat 11 yaşında tahta çıktı. 8 senesi çocuk padişah dönemi olarak geçti. Devlet bir 20 yılda öyle kaybetti mi? Atıyorum Osman Han öldürülmese bir 20-30 sene saltanat sürse müthiş yetişmiş bir şehzade.
Ondan sonra gelen 4. Murat, normal 7 yaşında, 11 yaşında değil de 40 yaşında padişah olsa. Daha olgun yaşta. Şimdi düşünebiliyor musun siz o devletin vaziyetini ve durumunu? Ki 4. Murat'ın en verimli çağları zorbalarla mücadeleyle geçti. Devlet bitmiş, zorbaların eline düşmüş, onun bunun eline geçmiş, menfaat şebekeleri dört bir tarafı sarmış ve sizin 8 seneniz bunlarla geçiyor. Huh deyip padişahlık yapacaksınız, ölüm geliyor. Osmanlı'yı şimdi acaba geriye iten şey, Osmanlı'yı zayıflatan bu değil mi? O zaman burada da şöyle bir soru akla geliyor hocam. Osmanlı'yı acaba bu darbeler neticesinde mi yıkıma uğradı? Tabii ki yani. En mühim şey, 15 padişahın, 19 padişahın 15'i böyle olursa, İkinci Murat Han şehit, İkinci Osman Han şehit edildi. Evet. Peki yerine geçen 4. Murat Han darbeleri önledi, pek çok darbeyi, devleti iyi bir hayatiyet kazandırdı, gitti. Onun yerine İbrahim Han geldi. Hı hı. İbrahim Han da darbeyle indirildi ve öldürüldü. Peki 48 yaşında bir padişahı darbeyle indirip öldürüyorsunuz, yerine 7 yaşındaki evladını çıkartıyorsunuz. Bu darbeyi yapanlar kimler peki hocam? Kardeş katli bitti, tamam. Mustafa Bey, artık darbeyi menfaati elinden gidenler yapar. Hmm. Menfaati elinden giden, askerdir, devlet adamlarıdır, esnaftır, işte çeşit çeşit güçlerdir bu. Yani bu böyledir. Ama merkezdeki zinde güçler. Evet. Ulemadır, Şeyhülislam istemez, devlet adamları istemez, menfaati elinden gider. Menfaat elinden giden, elinden gitmesini ister misin pek çok menfaatlerin? Fırsat düştüğü an birilerini tahrik edersin, askeri tahrik edersin. Hı-hı. Hani bir zaman yok muydu? O İzmir'de bir takım yürüyüşler, AK Parti'nin iktidara ilk geldiği zaman hatırlıyor musunuz? Üniversite hocaları ellerinde pankartlarla ordu göreve diye yürüdüler. Evet, evet. Peki şimdi siz de o darbeyi Türkiye'de kim yapar genelde? Asker. Asker yapar. Silahlı kuvvetleri. Peki askeri kim tahrik etti şimdi? Tabii ki işte akademisyenler, medya vesaire. Ya profesörler ya Mustafa Bey, ilim adamları ya. İlim adamı ordu göreve diye bağırıyor. Ama aynı ilim adamı, aynı ilim adamları 3 sene sonra üniversitelerde asker diyelim ki memleketi batırdı, mahvetti. Darbe bir ülkeyi geri götürüyor. Evet. Aynı üniversitedeki ilim adamları darbenin fenalığını anlatır, askeri lanetler. Buyur. Bu nasıl bir ahlaktır? Nasıl bir zihniyettir? Ordu göreve diye İzmir'de elinde pankartlarla yürürler. Ardından üniversitelerde darbenin kötülüklerinden bahsederler. Sonra asker en kötüsü olur. Ha, asker de burada oyuna gelmeyecek. Ayrı konu. Oyuna gelmeyecek. Yani birileri kullanır. Yeniçeri'yi kullanıyordu o zaman da birileri. Ama biz hemen hep ne deriz hep? Yeniçeri kötü. Yeniçeri darbeci. Yeniçeri öyle. Peki o zamanki devlet adamları, onları tahrik eden adamlar, uleması, ümerası, bunların içinde yok muydu? Mesela İbrahim Han'ı tahttan indirenlerin ve şehit ettirenlerin başında Şeyhülislam gelir. Abdülaziz Karaçelebizade. En fazla kin duyan adamlardan biridir. Bu kişi Şeyhülislam'dır. Hmm. Yani şimdi tarihi bilmeyince hani doğrudan böyle şeyi kötüleyebilirsiniz. Hemen askeri kötüleyebilirsiniz. Evet. Üstad Necip Fazıl bile genç Osman'ı lip lip yolan o güruh kahpe devşirmenin piçinden gelir falan diye böyle şiirinde söyler. Bunu söylersin böyle. Ama o kadar kolay değil. Tarihi de iyi bileceksin. Tarih edeni de bileceksin. Yönlendireni de bileceksin. Bir takım insanları tam bileceksin. Detaylarıyla hakim olacaksın. Detaylarıyla hakim olacaksın. Yoksa menfaat elinden gider ve eline fırsat geçtiği anda o adamlar bunu kullanır. O adamlar. Yani mesela şu anda bir darbe şeyinin etrafında gidiyoruz. Mesela en fazla... Şu anda en tehlikeli husus ne?
herkesin hoşlanmadığı bir adamı FETÖ'cü diyerek ihbar etmesi. Bak şu anda ben hükümete en fazla neye dikkat etmesini söylerim biliyor musun? Birisinin yüzünden birisinin menfaati elden gitmiştir. Birisi birine hasımdır. Biri birine düşmandır. Onu hemen FETÖ'cü diye ilan eder. Öyle mi değil mi? En fazla dikkat edilecek şey bu. Maalesef insanlar böyle bir ahlaka sahip. Ben bunları çok yaşadım. Çok gördüm. Hala da görüyoruz. Hiç olmadığını bildiğim bir insanın bu şekilde görevden aldırıldığını, mesela daha sonra döndü ikisi, iki arkadaşım. Bunlara vakıfım. Ya niye? Ben 30 yıldır bunları anlatan birisiyim. 30 yıl. Az çok kimin ne olduğunu kendi çevremde bilirim. Hem de iyi bilirim. Rabbim şaşırtmasın. O sebeple yani en dikkat edilecek hani mazlum, mazlumun yanında olabilmek. Adam bunu düşünmez. O intikam almak için fırsat geçti mi eline? Aşağılık insanlar çok. Maalesef. Eline fırsat geçti mi? Tamam intikamımızı alalım. Ama devletin başındaki insanlar buna çok dikkat edecekler. Ötekine acımayacak ama mazlumun yanmasına da dikkat edecek. Süreçte... Yani birisi birini anlatıyor. Ne belgen var kardeşim senin elinde? Ne belgesi var? Getir bakalım belgeyi. Bir belge var mı? Gerçekten öyle mi? Böyle mi? Neyi biliyorsun? Sözü mü var? Sohbeti mi var? Ben bakıyorum, 3 yıl önce işte FETÖ hareketiyle Fethullah Gülen, AK Parti hükümetiyle Fethullah Gülen hareketinin birlikteliğini Kur'an-ı Kerim emrediyor. Diyen adamlar meydanda geziyor. Ve ahkam kesiyor. 3 yıl önce ne diyor? Fethullah Gülen, AK Parti hükümetiyle Fethullah Gülen hareketini Kur'an-ı Kerim emrediyor. Tövbe estağfurullah. Yakalamak istiyor musun? Buyur. Şimdi o dönemde de hocam 17-25 Aralık dönemleri baz alınıyor. Ondan sonraki artık devam edenler vesaire. Dediğiniz gibi işte çok mazlum olan insanlar da bu yani şeyden bu, yaftalanıyor. Bu bilinmediği zaman bu öyle. Devlet ona da bir çare buldu. Artık şikayet edenin ıslak imzasıyla beraber işte gerekli yerleri siber yollarını açtı emniyet devlet. Bildiğiniz FETÖ'cüleri bize ihbar edin diye. Dediğiniz gibi işte çok mağdur olan insanlar var. Ama mail atıyorsun, mail kime ait? IP'si farklıdır vesaire, ulaşılması zordur o insana ama bugün şu anda... Yine bir arkadaş böyle... Evet, 2 gün oldu bu haberi bugün ben de biliyorum. Bugün yine bir arkadaş, hiç birisinin avukat. Yani avukat, biri birinin derken... davasını tabii fena bir dava şey deyince, öteki intikam için bunu yapıyor. Etkili bir insan. Hadi buyur. En azından karalamak yani onu o tabii, süreçte tabii. Bu biraz yani yıpratmak, işte çok dikkat itibarsızlaştırmak. Evet. Menfaati elinden giden insanlar her şeyi yapabilir. Bak menfaati. Şimdi bu FETÖ niye Tayyip Bey'e cephe alıyor Sayın Cumhurbaşkanımıza? Birçok nedenleri vardır. Atıyorum istihbarat başkanını benden yapacaksın diyor değil mi? Yapmazsa ne yapıyor? Sen kimsin ya? Sen devlet misin? Sen mi atama yapıyorsun? Vatanı milleti sen mi idare ediyorsun? Fakat diyor ki benden olacak. Benden olacak. Ben oraya. Hükümet? Biz de zaten hep böyle olduk. İşte onun için şimdi 4. Mehmet. Bak peki 4. Mehmet bir darbeyle geldi. Darbeyle gitti. Gidişi de darbe. 2. Mustafa Han. Darbeyle gitti. 3. Ahmet Han darbeyle gitti. Abdülaziz Han darbeyle gitti, şehit edildi. 3. Selim Han darbeyle gitti, şehit edildi. 5. Murat Han darbeyle gitti. Buyurun. Darbe. Şimdi darbe, daha darbe. Bu kadar darbeye. Daha da var daha. Hangi devlet dayanabilir? Son darbe var. Altın vuruş. Ölümcül darbe. Kimin darbesi?
İkinci Abdülhamit Han darbesi. İkinci Abdülhamit Han darbesi öldürücü vuruştur. O darbenin hazırlığı ne zaman başladı? 1839'da başladı. Tanzimatla beraber başladı. 1839. 40 desen 70 yıllık bir hazırlığın sonucudur Abdülhamit Han darbesi. Aradaki süreç. Tabii 70 yıl. Bu arada iki tane de darbe oluyor. Abdülaziz Han darbeyle indiriliyor. 5. Murat darbeyle indiriliyor. Abdülhamit Han. Fakat öldürücü darbenin asıl hazırlık safhası 1839'da başladı. Ne ile başladı? Tanzimatla başladı. Ülkede açılan Masonik mekteplerle başladı. Adam yetiştirildi. Ne? Mason devlet adamları, ilim adamları, din adamları. Mason. 20 yıl veya 30 yıl sonrasına hazırlık. Yani öyle bir darbenin artık planı. Son darbede netice alacaklar. Bunu unutmamalı millet. 60 sene. Bu arada başka darbeler oldu. Onlar ölümcül darbe değil. Eski darbe gibi. Bir padişah gidiyor, diğer padişah geliyor. Bir padişah gidiyor, diğer padişah geliyor. Fakat Abdülhamit Han öyle bir darbeyi artık her şey ellerine geçti. Artık ölümcül darbeyi indirebilirler. 1908 darbesi Abdülhamit Han'ın tahttan indirildiği, işte bu darbe Osmanlı'yı yıktı. Osmanlı'nın yıkılışı 1909'dur. Mustafa Bey. 1909. Ötesi hukuki bir, fiili olarak bitmiştir Osmanlı Devleti. Neden yani Cumhuriyet'in ilanına kadar değil. Değil, 1923'e değil. O paylaşılma. Cumhuriyet'in ilanında sana bir devlet veriyorlar. Tamam diyorlar anlaşmayla. Ama asıl çöküş... İngiliz nerede? Biz İngiliz'le savaş mı yaptık şeyin sonunda? Yani 1909'da parçalanma başladı. 1909'dan sonra yaptığın en önemli anlaşma işte Lozan'la neticelendi. Sana da Osmanlı'yı tamamen bitiren ulus bir devlet bıraktılar. Başında bir takım dertlerinden, sıkıntılarından ulus bir devlet bıraktılar. O darbeyi 1909'da balyoz gibi indirdiler. Bir daha kendine gelemedin. Bitti. Geçen hafta Lozan'dan bahsetmiştik. Evet, bahsettik. Biraz konuşmuştuk. Evet. 1909'da ilk defa bir Mason Şeyhülislam oldu. Mason Şeyhülislam. Bu neyi gösteriyor? Allah. Osmanlı'nın bittiğini gösteriyor. Yani. Bana siz Osmanlı dediğiniz zaman benim aklıma Sünni bir devlet gelir. Yani Ehl-i Sünnet itikadında, itikadı sağlam, bu itikat üzere amel eden, bu itikat üzere ilahi kelimetullah davasıyla yürüyen, bu davayı dünyaya yaymaya çalışan bir devlet gelir. İslam ama 1909'da Şeyhülislam'ın Mason olan bir devlet. Adı Osmanlı ama kendinin Osmanlı'yla hiçbir alakası yok. İttihat Terakki isimli bir cuntanın idare ettiği bir devlet. Birinci Cihan Harbi'ne padişahın girdiğinden dahi haberi olmayan bir devlet. Yani 1839'da yetiştirilmeye başlanan Mason yapılaşmasıyla ortaya çıkan, yetişen bu insanlar Osmanlı'yı artık Avrupa'ya, Batı'ya, Hristiyan'a peşkeş çekiyor. Ne demişti Fuat Paşa? Dünyanın en büyük devleti hangisidir diye Avrupa'da devlet adamları konuşurlarken Fuat Paşa diyor ki Osmanlı Devleti. Oysa Osmanlı Devleti'ne 20 yıldır hasta adam diyorlar. Gülüyor, kahkahalarla gülüyorlar. Ya hangi dünyanın en büyük devleti Osmanlı Devleti, hasta adam, güldürme bizi. Diyor ki 100 yıldır siz dışarıdan biz içeriden yıkmaya çalışıyoruz, daha yıkamadık. Mustafa Bey çok acı bir gerçeğin tespitidir bu. Son 100 senedir
Siz dışarıdan uğraşıyorsunuz, biz de içeriden uğraşıyoruz, yıkamadık. Kim yetişti bu içeriden yıkmak için çalışanları? Yetiştirenler mi hocam? İşte bu Mason mektepleri değil mi? Yani evet. İşte bunlar yetiştiriyor. Senin devletini yıkmak için seni kim yetiştirecek burada içeride? 15 Temmuz'da bu memleketin üzerine tank sürenleri kim yetiştirdi? Kurşun sıkanları kim yetiştirdi? Bunlar Amerika'da mı yetişip geldi? Aslında bunlar çok İsrail'de güzel bir mi örnek. Yetişip geldi? Anlattığınız konu çok güzel. Bu ülkenin mekteplerinde değil mi? Evet. İşte Abdülhamit Han darbesi gibi. Yani o nihai darbe Osmanlı'yı bitirdi. Osmanlı yine bir darbeyle son buldu. Osmanlı'yı 1922'de son bulmadı. Bunu söyleyenler 1922'de evet adı Osmanlı olarak devam etti. Hı hı. 1909'da yıkılmıştır Osmanlı. Bitmiştir. Koskoca bir imparatorluk çatır diyor. Paylaşacaklar. Onun paylaşılması bir kaç sene, 12 sene, 13 sene devam etti. Ama nasıl bir tevafuktur ki hocam yine değil mi? İkinci Abdülhamit Han, Cennet Mekan, Ulu Hakan'ın dönemine denk geliyor. Yani böyle bir Ulu Hakan var başta. Son vurulan darbeyle 1909'da çökmeye başladı evet. Dediğiniz dönemin. Yani 1900 tabii Abdülhamit Han tahta çıktığında Abdülaziz Han darbesi. O da korkunç bir darbe. Osmanlı neredeyse bitmiş durumdaydı. Abdülhamit Han'ın gelişi Osmanlı için, bu millet için, İslam için büyük bir baht oldu, saadet oldu. Nimet oldu, evet. Nimet oldu. Abdülhamit Han, işte bazen bu bir bahttır, saadettir. Abdülhamit Han, belki de Abdülhamit Han gibi bir padişah olmamış olsa daha farklı olabilirdi. Daha çok daha farklı olabilirdi. Yani. Abdülhamit Han, Osmanlı Devleti'ni, belki yıkılmış olan devleti, dünyanın 7 devletinden biri yaptı 30 senede. Bakın bu devrede bizim bir savaşımız pek yoktur. Savaşa girmedik biz. Yunan Harbi istisna edilecek olursa savaşa girmedik. Savaşa girmediğimiz zaman mektepler, okullar, çeşit çeşit teşkilatlar, yollar, demir yolları, sanayi her bakımdan çağ atlayan bir devlet. İstihbarat, borçların ödenmesi. Yani borçların bitirilmesi. 7 devletten bir tanesi. En ücra köşelere kadar mektepler. Bütün kasabalarda mektepler. Onun kadar mektepleşen. İlme, ilmi faaliyetlere önem veren, çeşit çeşit mektepleri açan, yolları yapan, demir yollarını yapan, Bağdat'a kadar, Hicaz'a kadar, tünelleri yapan, boğazın üzerine köprüler düşünen, deprem haritalarını koyan, yani hava gazı, diğer şeyler, her türlü sanayi, yani müthiş bir atılım var. Bugünkü çılgın projeler. Ne projeler? Yani böylesi atılım yapan bir padişah. Evet. 30 senede dünyanın 7 devletinden biri. Ya bu ne demektir? Devlet darbeye maruz kalmasa, bir darbe ile perişan edilmese Osmanlı halifeliğiyle, her şeyiyle dünyanın çok fazla değil, 10 sene sonra 3 büyük gücünden biri. 3 büyük gücünden. Ki Rusya'nın bir daha sonra ne geleceği başına malum. Dünyanın 2 devletinden biri olurdu. Evet. Rusya böylesi bir güç olamazdı. Abdülhamit Han darbeyle indirilmese Rusya bu denli bir güç haline gelemezdi. Çarlık rejimi çünkü yıkıldığı zaman Rusya'nın ne hale geldiğini biliyoruz. Evet. Evet. Aslında bakarsanız Rusya'nın tarihinde de var hocam bu darbeler, işte en son Sovyetlerle kalan şu anki devam eden devlet. Evet. Başka türlü şeyleri var ama biz yine hocam araya geçeceğiz. Aradan sonra peki. Da yine soruları alacağız inşallah. İnşallah. Değerli izleyenlerimiz, tarih ve insan etiketiyle bizlere sorularınızı gönderiyorsunuz. Osmanlı tarihindeki darbeleri dinledik ilk bölümde. İkinci bölümde de inşallah Cumhuriyet dönemimizde yine Osmanlı'ya da döneriz tabii ki. Bu konuları işleyeceğiz. Konuyla alakalı sorularınızı tarih ve insan etiketiyle bekliyoruz. Kısa bir ara, sonrasında buradayız inşallah. Thank you.
Değerli izleyenlerimiz, Tarih ve İnsan programının ikinci bölümündeyiz. Osmanlı tarihindeki darbeler ve Cumhuriyet dönemimizdeki darbeleri konuşuyoruz. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla beraber. Ve programımızın ikinci bölümünde de sizlerden gelen soruları inşallah hocamıza iletip doğru cevaplarını alacağız. Hocam, ilk soruyla başlayalım. Mustafa Bey'in sorusu, Mustafa Hıncal Bey'in sorusu. Fatih Kanunnamesi darbeler tarihini nasıl etkilemiştir? Şimdi Fatih'in Kanunnamesi darbeler tarihini etkilemiş değil. Çünkü neden değil? Fatih Sultan Mehmet zaten kanunnamede bu atam ve dedem kanunudur, benim dahi kanunumdur diyor kardeş katline. Hı hı. Yani Osmanlı darbeler tarihini kardeş katliyle önlemişti. Bunu hı hı. söyledim. Evet. Fatih sözlü bir şekilde bilinen ve yazılı olmayan ama uygulana gelen bir geleneği, bir ananeyi yazılı hale getirdi. Hı hı. Yani kardeş katli meselesini kanunnameye koydurdu. Bu zaten devam ediyordu. Kendinden sonra da devam etti. Aslında Fatih'inki sadece uygulanmakta olan bir şeyi yazılı hale getirdi. Belki biraz daha keskinleştirdi. Hı hı. Yani kolaylaştırdı diyebiliriz. Hatta Osmanlı'da zaten darbe geleneği bitmişti. Osman Gazi'den itibaren hı hı. yoktu. Fatih bazı şeylerin yaşandığını gördü. Yani fetret dönemi. Evet. Babasına karşı isyanlar. Kendisine karşı işte Bizans'taki Orhan Çelebi'nin hazırlanmış olması. Hı hı. Yani bu sebeple Fatih bu işi daha köklü hale getirdi. Yani bunu mutlak yapın, yapalım. Çünkü bu olmazsa bu koskoca devletimiz tehlikeye düşer, büyüyen devletimiz. İkiye, üçüye bölündüğü zaman biz mahvederiz devletimizi. Fatih aslında uygulanmakta olan bir projeye tam bir katkı yaptı diyebiliriz biz. Yoksa evet. hani zaten devam eden bir yanlış uygulamaya son vermedi. Ona hmm. destek verdi. Evet. Hatta hocam yine Fatih Sultan Mehmet Han'ın o kanunnamesindeki birçok maddeler şu anki insan hakları genel beyannamesinden oradan esinlenerek alınmış ve o insan hakları beyannamesine konulmuş. Bu da ayrıca bir not olarak izleyicilerimize verelim inşallah. Zaten bu kardeş katliyle ilgili şey teşkilat kanunnamesinde geçer. Yani o bir başka kanunnamedir. Onun evet. içinde geçer. Ama öbür taraftan Fatih Sultan Mehmet'in sizin bahsettiğiniz Galatalılara verdiği ahitnameler, evet. şeye verdiği, yine Bosna'da verdiği ahitnameler, bunlar insan haklarının en esinlendiği yerler. Şahıs metinleridir yani. Evet, evet. Yine Mustafa Bey'in soruları hocam. Bu arada Mersin'e bir programınız yok mu demiş Ertuğrul Bey. Mersin'e mı? İnşallah var. Yakın zamanda. Kasım 3 olması lazım. İnşallah Mersin'e gideceğiz. Şey TÜYAP kitap fuarında Mersin'de olacağız. Öyleyse ona müjdeyi verelim. Çok güzel. Bütün Mersinlere buradan müjdeler olsun o zaman. Hocam, Mustafa Bey'in tekrar bir sorusu var. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı bir darbe midir? Ayrıntı verebilir misiniz? Kavalalı'nın isyanına darbe denmez. O tip hususlara isyan denir. Yani niye? Bir yerdeki vali size isyan ediyor. Darbe, merkezde padişahı indirmekle ilgili merkez güçlerinin, zinde güçlerin padişahı indirip birisini başkasını çıkartmak için. Öteki bir isyan ve karşılıklı dışarısının etkisine gelerek Osmanlı'ya saldırma, o isyan olarak değerlendirilir. Ve devamında hocam, Metehan babası Teoman'ı darbeyle devirmiş ve Türk tarihinin en önemli şahsiyetlerinden oldu. Bu nasıl gerçekleşti, nasıl mümkün oldu? Burada hadise biraz farklı. Hatta bunu Osmanlı'da bir benzerini de söyleyelim. Metehan'ın babasına karşı bir isyanı yok, bir hareketi yok. Fakat babası Teoman'ın Çinli bir hanımı var. Bu Çinli hanımdan doğan çocuğu tahta çıkartmak istiyor hanımı. Bunun üzerine de Mete'yi Çinlilere rehin olarak veriyor. Gönderiyor. Ardından da Çin'e savaş açıyor. Ne olur? Çinliler ilk iş olarak ne yaparlar soruyorum size. Elindeki Metehan'ı herhalde. Öldürürler değil yani, mi? Yani eline vermişsin elinde. Rehin duruyordu. Yani. Hemen onu öldürürler. Mete kaçarak bundan kurtuluyor ve bu oyunu da seziyor. Ve bunun üzerine babasıyla savaş yapıyor. Yani babası Metehan'ı kendine kışkırtıyor. Şimdi Osmanlı'da misal olarak söyleyeyim. İkinci Bayezid Han oğlu Ahmet'i tahta çıkartmak istiyor. Oysa Osmanlı'da baba ölünce oğullar mücadele eder.
Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim harekete geçiyor. Çıkartamazsın onu. Böyle bir gelenek yok, bu yok, böyle bir hareket yapamazsın. Kimin sözüyle yapıyor II. Bayezid bunu? Devlet adamlarıyla. Devlet adamları Selim Han'ı istemiyorlar. Ve çok güçlü bir Selim Han iktidarı geliyor. Hunlar zamanında da Mete Han'ın güçlü bir iktidarı geliyor. Çünkü güçlü bir şehzade. Evet. Güçlü bir oğul. Çok güçlü. Ama burada hata Mete Han'ın babasında, Mete Han'da değil. Bu bir darbe değil. Öyle görmemek lazım. Mete Han'ın da öngörüsü yabana atılacak gibi değil. Değil, tabii hocam ki. Yani Çinli orada hemen kurtulup yani. Ve buna fırsat tanımıyor. Evet. Hocam Genç Osman'ı karısı mı öldürttü demiş Emrah Bey. Yok, Genç Osman'ın hanımıyla ilgili öyle herhangi. Bu ancak filmlerde, dizilerde şimdi bol bol entrika görürüz ya. Ya maalesef. Entrika. Eğer öyle bir şey varsa oralarda görmüştür. Hanımının neden öldürsün? Yani genç oğlunu mu tahta çıkarttıracak? Kim var? Ne için öldürsün? Tahta çıkacak oğlu mu var Genç Osman'ın? Evet, hani zaten hanımı, yaşı baba genç. Yani. Evet. Evet. Yani. Bu arada yeri gelmişken sorayım hemen hocam. Diziler, sinema filmleri Osmanlı'yı tanıtan, anlatan işte muhteşem yüzyıllar anda, gibi. Evet. Var mı kulağınıza gelen yani? Şu anda öyle güzel, ciddi bir dizi, film bu sene duymuş değilim ben şahsen, bilmiyorum. Daha henüz yok. Şu ana kadar yok. Peki. Muhammed Numan Rumuzlu izleyicimiz sormuş. Erzurum ve Sivas kongreleri Osmanlı'ya darbeydi diyebilir miyiz? Hayır, bunları diyemeyiz. Çünkü Anadolu'ya zaten gönderildi Mustafa Kemal. Padişah tarafından kurtarılması ülkenin selameti açısından, bir hareket açısından, bir hareketin başlaması açısından, birlik beraberlik açısından gönderildi. Hı hı. Evet, Mustafa Kemal Paşa farklı zihniyetteydi. Cumhuriyet düşüncesindeydi. Padişahlığı kaldıracaktı. Bununla ilgili de adımları ata ata gitti. Hı hı. Ama hani o bu adımları atıyor. Bunun için belki geçmeden önce bile Mustafa Kemal Paşa aynı düşüncedeydi. Yani daha Anadolu'ya gitmeden önce de bu düşüncelerdeydi. Dolayısıyla bunu Erzurum Kongresi böyleydi, Sivas böyleydi, Amasya böyleydi demek hiçbir şey sağlamaz. En sonunda halifeliği kaldırdığı zaman bu ortaya veya padişah ülkeyi terk et dediği zaman darbe bu olur. Evet. Fırat Bey sormuş, 15 Temmuz ve Abdülhamit Han'a yapılan darbeye benzer özellikler taşıyor mu demiş. %90. %90 diyebiliyoruz. %90. Evet, zaten biraz sonra... Zaten konuşurken onlara değiniriz. İnşallah hocam. Acaba devlet müesseselerine zaaf mı oluyor da hain insanlar Osmanlı'dan beri idarenin bu kadar yakınında oluyorlar diye sormuş Ferhat Bey. Hayır, yani bunu zaaf diye değil. İnsanlar oraya gelirken darbe yapmak için gelmiyor çoğu kez. Hı hı. Az önce söyledim. Zaman içerisinde menfaati elinden giden şebekelerin olması... İşte bir takım şeylerin bozulması, ya ekonomik durum bozulur. Esnaf hiç aklında yoktur ama ekonomik durumu gitgide bozulmaya gittiği zaman yani ne olur, bir kıpırdanmalar başlar. Hı hı. Esnafın işleri iyiyken böyle bir düşünce içinde olmayabilir. Veya çok etkili bir devlet adamıdır, görevden alınmasını hazzedemez, ordu komutanıdır. Orduyu, bir takım ordu içindeki insanları tahrik eder. Yani bu zaman içerisinde ortaya çıkmıştır. Mesela Abdülhamit Han 33 sene saltanatta. Hı hı. 33 senenin son 10 senesinde darbeye giden bir yol, bir çığır başlıyor. Ha, bunun önünü alamıyor. Abdülaziz Han'a biz ta başlangıçtan itibaren darbe yapılacaktı diye düşünemeyiz. Yani zaman içinde o padişahın iktidara getirdiği güçlü insanlar belki başlangıçta o darbeyi yapabilecek konumda değil, güçte değil. Bu zamanla ortaya çıkan bir hastalıklar diyebiliriz biz buna. Hı hı. Bunun sebepleri çeşitlidir. Bunları tek tek ele aldığınızda ancak anlatabilirsiniz. Yoksa devlete bir zaafa gelmiyor ama padişah ne olur? Padişah da yıpranır. Yani siz tahta çıktığınız zaman herkesin sizden bir beklentisi vardır. Herkesin sizden işte sizi geldiğinde o Mustafa Bey geldi. O artık şu işleri yapacak, bu işleri. Herkes bir beklenti içinde. Hı hı. Herkesin beklentisini devlet adamları karşılayamaz. Evet. Bu beklentiler geri çıktıkça bir gittikçe hep üstüne üstlük bir nevi gayrimemnun kitleler oluşacaktır. Hı hı. Bu 3 sene, 5 sene, 7 sene, 10 sene siz
tahta kaldığımız müddetçe gayrimemnun kitle aslında artacaktır bir taraftan. Yani. Ben mesela rahmetli Özal dönemini bilirim. Allah rahmet eylesin. Bir dönem geldi. Belediye başkanlığı seçimi oldu. Malatya dışında bir tek belediye kazanamadı. %7'ye mi ne düşmüştü oyu? %11'e mi? Ne yaptı Özal? İstifa edecekti rahmetli. Ettirmediler. Bırakma. Hükümet yani. Hükümet partisi olarak belediye seçimine giriyorsunuz. Türkiye'de bir tek vilayet kazanıyorsunuz. İstifadan başka neyi düşünürsünüz ki? Fakat aynı Özal rahmetli. Memurun durumu sıkıntılıydı. Enflasyon çok hızlı artıyordu. Birdenbire maaşlara %100 zam yaptı. Mustafa Bey oyu birdenbire %30 arttı. %7'ye düşmüş olan oy %35'lere fırladı. Buyurun. Yani insanlar cebine de bakar, başka şeye de bakar, menfaatine de bakar. Bu insanın tabiatıdır. Rahmetli Özal 5 sene mesela öldürülmese, kenarda kalsa 5 sene yeniden seçime girse %80 oyla gelirdi. Özal devrini görenler sonraki hükümetleri gördüğü zaman Özal'ı %80'le getirirlerdi. Ya bu işte ötekilerden de beklentisi olur, oraya gider. Hı hı. Bakar ki bu defa insanlar karşılaştırıyor, mukayese yapıyor. Mukayeseyi görüyor. 20 senede nesiller değişiyor. Evet, az bir değil bunlar değil. 20 sene... bir idareci, bir devlet şey yani... için, bir idareci için az şeyler değil 20 sene. Yani sıfırdan doğmuş çocuklar 20 yaşında, 5 yaşındakiler yani asker çağında, 25 asker yaşında, çağında. 10 yaşındakiler 30 yaşında, 15 yaşındakiler 35-40 yaşında, 40 yaşındakiler 60 yaşında. Yani eskiyi hiç bilmeyen insanlar geliyor 40 yaşın altına. Bunlar çok mühim. İşte darbeler de böyle hocam. Yani 15 Temmuz'da yaşanan darbeyi bütün şu yaşayan jenerasyon biliyor. Akıl bali olan bütün jenerasyon bunu biliyor. Bunun yetkisi şimdi bir 20 sene hiç eksilmez. Yani. Ama şu an doğanlar, siz onlara 20 yaşında 15 Temmuz'u anlatamazsınız. Anlatsanız da bu kadar idrak edemezler. Tabii ki. Şimdi 5 yaşında olanlar 20 sene sonra 25 yaşında. 4 yaşında olanlar 24 gidecek. Onlar evet, hikaye olmuş, gibi 15 gelir. Temmuz'da masal bir darbe gelir. Olmuş. Tabii 28 Şubat'ı insanlar evet. Sanki olmamış gibi dinliyordu. 28 Şubat ne zaman oldu şurada? 1997'de. Evet. 97-2000. Kaç sene 13 geçti? 19 sene 16 geçmiş. Sene. Yani insanlar sene. Acaba üniversiteli talebeler şimdi 28 Şubat'ı masal gibi dinliyorlar. Yani. Oysa onların anneleri çekti o başörtü zulümlerini. O da bir postmodern darbeydi. Hem de nasıl bir darbeydi. En şiddetli darbelerden biriydi 28 Şubat. En şiddetli. Evet, oraya etkileri bakımından. Oraya geleceğiz inşallah evet. Hocam. Programımızın devamında ama gelen sorulara hemen yönelteyim. Hocam Abdülhamit Han kendisini öldürmek isteyenleri infaz edecekti. Fakat diplomasideki sıkıntı nedeniyle mi geriye dönüldü? Hayır. Çok kan döküleceğini gördü. Kardeş kanı dökülmesin dedi. Çok kan döküleceğini anladı. Yani memnuniyetsiz kitle yüksek. Askerin dışarıda büyük bölümü kendine cephe almış durumda. Çok kan dökülecekti. Bu kanın dökülmesini istemedi. Veya cesaret edemedi. Bilemiyorum. Veya sonucun değişmeyeceğini gördü. Hani velayet günü yüksek bir padişah derler Abdülhamit Han'a. Öyleyse sonucun değişmeyeceğini de bir yıl kan dökülecek ama sonuç, akıbet değişmeyecek. Çekilmiş olabilir, bilemiyorum. Evet. Fakat ben bir tarihçi olarak zahiren baktığım zaman iki sebep görüyorum. Nedir onlar hocam? Yani çok kan döküleceğini görmüş olması. Onun için de bıraktı. Tahtı kan dökülmesin diye. Evet. Orada da çok ustaca İkincisi bir hamle de değil mi? Yani bu işin kan dökmekle bitmeyeceğini anladı. Yani düşünün sadece askeriyenin bir kısmı değil. Said Nursi, Mehmet hı-hı. Akif, işte Selim Sırrı Tarcan, filozof Rıza Tevfik, düşünürler. Herkes ayaklandırıyor insanları. Din adamları ayaklandırıyorlar.
Yani kim işte hak dini, Kur'an dili, ne Elmalılı Hamdi Yazır, evet. Bir başka Abdullah Afganiler, her Şeyh tarafta Kutlar. Bir hareket var, her tarafta. Ne olacak, nereye gidecek şimdi? Bu insanların ayaklandırdığı, yarın vurmaya başladığın zaman. Evet. Aynen öyle hocam. Hocam Abdülhamit'e ve diğer padişahlara yazılan düzmece hal fetvalarına ulemaca karşı fetva yazılsa olur muydu? Demiş Beytullah Bey. Abdülhamit'e ve diğer padişahlara yazılan düzmece hal fetvalarına ulemaca karşı fetva yazılsa olur muydu? Karşı fetva yazılsa. Evet. Yani karşı fetva diye bir şey yok. Direnseler, mücadele etseler belki yani o ama... adam kendisine uygun birini buluyor yani her halükarda. Peki o zaman daha mı kolaydı bu hocam? Bu darbenin. Daha mı kolaydı darbe yapmak o dönem? Şimdi mesela günümüzde işte medyayı kullanabiliyorsunuz. Vallahi Mustafa Bey darbe yapan herkes öldürüldü o dönemde. Abdülhamit Han'a kadar bütün darbeciler öldürülmüştür Osmanlı'da. Bütün darbeciler öldürülmüştür. Hı hı. Şöyle kolay, burada şehzade var. Ayaklanınca onu indirelim, bunu çıkartalım yani. Böyle kolay. O evet. Olmadığı zaman darbe olmuyordu. Yani günümüzde birçok yönden darbe yapmanız gerekiyor. Günümüzde de ne yapıyor? O partiyi indirelim, bu partiyi getirelim. Fakat milletin seçtiği insanlar iş başında. O zaman hanedandan biri çıkıyor. Şimdi milletin Kahire ekseriyeti, milleti bu işe hazırlamak. Darbeler dikkat edersen Türkiye Cumhuriyeti'nde milleti darbe beklemeye hazırlama noktasına getirirler. Evet. Osmanlı'da belki bu yoktu. Millet karışmazdı. Millet şöyle karışırdı. Padişah şeyi çıkartırsa sancağı şerifi, millet onun altına gelirdi ve darbecilere cezasını verirdi. Ama padişahın bunu yapması lazımdı. Böyle bir durum söz. Aslında isyanlar da bir nevi darbeye hazırlık diyebilir miyiz o zaman hocam? Tabii ki. Ha isyanlar farklı. İsyanlar sonunda kolay kolay darbe olmamıştır yani. Hı hı. Hiçbir isyan darbeye zemin hazırlamamıştır. Evet. İsyancılar daha rahat ortadan kaldırılır. İsyancıya sen kimi göndereceksin? Merkez ordusunu göndereceksin. Ya birisi isyan etmiş falan, Mısır valisi isyan etmiş. Mısır valisi isyan etti diye İstanbul'da darbe olmaz. Ordu gider üzerine onu halleder. Evet. Muhammed Furkan Bey'in sorusu hocam. Osmanlı döneminde FETÖ gibi terör örgütü oldu mu ki bu konuya da geldik. Vallahi FETÖ bizim Türk tarihimizin en büyük fitnesi, en büyük isyan hareketidir. En tehlikeli, en görülmemiş, en felaketli, adına ne derseniz deyin enlerin, şeyi olmayan, karşılığı olmayan, tarihimizin en büyük belasıdır. En büyük fitnesidir. En korkunç tehlikesidir. FETÖ hareketi. Cumhuriyet tarihinden bu tarafa mı yoksa Osmanlı daha öncesini de mi dahil ediyorsunuz? Eski tarihimizden, hepsinden. Hı hı. Yani Türk ve İslam tarihinin en tehlikeli örgütü, en büyük fitnesi FETÖ hareketidir. Böyle bir fitneyi, böyle bir darbeyi, böyle bir tehlikeyi Türk İslam Devleti yaşamadı. Net, gayet net. Korkunç bir fitne, korkunç bir tehlike. Temizliği bir günde olacak işler değil. Evet. Temizliği bir günde olacak işler değil. Onun için asla sulandırmamak lazım. Büyük görev düşüyor millete. Sulandıranları da cezalandırmak lazım. Onun için bak az önce söyledim. Hani... Birisi bilmeyeni, mesela şu anda acaba birisi hakkında yalan istihbaratta bulunana ne ceza veriliyor? Bak biz şu anda konuşuyoruz. Birisi atıyorum sizin hakkınızda FETÖ'cü diye ihbar ediyor ve siz içeri gidiyorsunuz. Peki yalan ihbarda bulunanın cezası ne? Vallahi devlet demeli ki yalan istihbarat yapan FETÖ'den beter ederim. Aynı suçla yargılansın. Mustafa Bey, bence adalet aynı olur. Suçla yargılanmalı. Evet, adalet. Bu olayı olur. Sulandırmayacaksın. Bu olay tehlikesi
daha 5 sene, 10 sene devam edecek büyük tehlikedir. Son derece ciddi mücadeleyi gerektirir. Bu olay dünyada bütün okulları 20 senedir, 16 senedir bunların okullarında insanlar yetişiyor. İşte 1839'da dünyanın bütün okullarında Mason mekteplerinde yetişen Mason, grup gibi. Evet, grup gibi. Her yerde. Amerika'da mesela bugün duyuyoruz 200 dönüm yer alıyorlar, yerleşiyorlar. Senin yurt dışı, yurt içi bağlantıların, işlerin hep bunları etkiliyor diğer devletlere, dış devletlere. Burada zerre kadar esnemeden mücadeleyi, zerre kadar sulandırmadan, acımadan devam edeceksin. Bu tehlikeyi bilecek. Mesela Cumhurbaşkanımız 3 sene konuştu değil mi? Evet. 3 sene bunları anlatmadı mı? Ne diyoruz biz bugün? Cumhurbaşkanımızı kimse anlamadı, yalnız kaldı. O 3 senede kaç kişi Cumhurbaşkanımızın yanında durdu hakkıyla? Mustafa Bey kaç kişi durdu? Yani bir rakamsal olarak ya şey 3-5 kişiyi göremedik. Evet. 3 kişiyi yalnız kaldı. Kendisi demedi mi? En yakın dostlarımızı anlatamadık. MGK'da terör örgütü diye karar çıkartıyorsun, mücadele yapıyorsun, gezi olaylarını yaşıyorsun, 17-25 Aralık olaylarını yaşıyorsun, ne felaketleri yaşıyorsun, kimseye inandıramıyorsun 15 Temmuz'a kadar. 15 Temmuz'da perde açıldı. İnsanlar görüyor artık filmi. Çünkü üzerine tank geliyor, top geliyor, bombalar mermi geliyor, yani. Bomba geliyor, uçakları geliyor üzerinden. Peki bazılarının gözündeki perde açıldı mı hala? Açılmayanlar da var hocam. Perde açıldı. Gözlerdeki perde? Daha açılmayanlar da var. Çok hem de Mustafa Bey. Ben Pendik'te 500 öğretmene konuşma yaptım. 500 öğretmene hizmet içi semineri. Konuşmamın noktasını verdim, noktayı koydum. 60 kişinin düşman gibi çıkışını göreceksin. Bana bir düşman gibi. Bunlar öğretmen ve benim çocuklarımı yetiştirecek. Düşman gibi. Neden? FETÖ'ye söz söylediğim için. FETÖ'nün fikirlerini anlattığım için. Öyle basit bir şey değil. Şu anda bir takım yerlere sızdılar. Onlar sızılacak yeri de iyi bilirler. Takiyeyi iyi bilirler. Gizleniyorlar yani. İyi gizlenirler. İyi bilirler takiyeyi. 30 senedir anaokullarından, ilkokullarından, ortaokullarından, liselerinden, dershanelerinden, üniversitelerinden, çeşit çeşit her evlerinden, dairelerinden, on binlerce, yüz binlerce. Öyle kardeşim, kolay değil. Yani bu işi sulandıranın da hakkından geleceksin. Çünkü çok bunu ciddi. Bunu diyeceksin, acımayacaksın. Böyle bir şey, böyle bir tehlike tarihimizde yoktur. Varsa söyle, ben farkını söyleyeyim. Yani Cumhuriyet dönemindeki de dediniz gerçi, yani Osmanlı'da bile, onun öncesinde bile. Cumhuriyet'te asker darbe yapar. Yok. Darbe yapar. Kime karşı? Menderes'e. 2 sene sonra Demirel gelir. Demirel'e karşı darbe yapar. 2 sene sonra Özal gelir. Özal'a karşı darbe yapar. Faraz'a veya 28 Şubat Erbakan'a karşı. 3 sene sonra Tayyip Erdoğan gelir. Asker 2 sene sonra gider. Bu darbenin başlangıcı 1975'tir. 1965'tir hazırlık safhası. Kaç sene? Yaklaşık 45 sene. Senedir. Bakın Osmanlı'nın yıkılışını kaç sene dedim? 70 sene. 70 sene. Bu darbenin FETÖ'nün hazırlanması tam 1965'te başladı. 45 senedir. 80'e kadar uyuyan bir hücredir FETÖ. 80'den itibaren uyandırılan bir hücredir. 80'den itibaren 12 Eylül, 28 Şubat FETÖ'nün önünü açan darbelerdir.
uyandırılan bir hücre. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nin yok edilmesinin yolu açıldı, başlangıcı. Bu arada darbeler oluyor ama. Kaç darbesi? 71 darbesi. Evet. 80 darbesi. 28 Şubat darbesi. Bak, Abdülhamit Han'a karşı da darbeler oldu dedim. Ara darbeler. Hı hı hı. Fakat altın vuruş, Türkiye Cumhuriyeti'nin yok edilişi FETÖ'yle olacaktı. Abdülhamit Han ne yaptı? Kardeş kanı dökülmesin dedi ve çekildi. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız çekilmedi. Müthiş bir duruştur. Abdülhamit Han'dan daha ileri bir duruştur. Çok daha bir dik duruştur. Yerinde bir duruştur. Çünkü o da gitse bugün TC diye bir devlet yoktu. Yani Allah bizim korusun. Bugün vatanımız yoktu, vatansızlık. Allah korusun. Vatanın ne olduğunu vatansızlar bilir. Evet. Mustafa Bey. Hocam 1950'lerde artık çok partili döneme geçtiğimiz süreçten sonra işte her 10 yılda bir aslında bir darbe yapma alışkanlığı, bir geleneği olmuş. Doğru. Yani 1960, her 10 yılda 71, 80. Doğru. 1923'te kuruldu, kabul etsek. Evet. İlk darbe ne zaman oldu? 1960'da oldu. 60'da. Arada yaklaşık 40 sene var. 40 sene her var. Her 10 yılda bir yok diyebilir izleyicilerimiz. Ama 1950'de çok partili döneme geçtiğimiz şeyi evet. baz alıyoruz. Yani Osmanlı'da şey varken, tek baba varken, evet. kardeş katli varken darbe oldu mu? Tabii ki oldu. Hayır, olmadı. Olmadı. Düzeltiyorum. Türkiye'de de tek parti varken tek parti darbe olduğunda. Olmuyordu. Evet, uzun peki, süredir parti olmuyordu. Olunca ne oldu? Darbe başladı. Koalisyon olduğunda. Menfaat elinden gidenler oldu değil mi? Evet. Darbe olunca Kılıçdaroğlu çok seviniyor. Bana ihtilal yolu açılıyor. İktidar yolu. Mustafa Bey, bunu Kılıçdaroğlu ismini verdim diye şey olmasın. Muhalefet partileri önce darbenin önüne durmalı. Önce darbenin önüne muhalefet partileri durmalı. Niçin durmuyor? Bana iktidar yolu geliyor. Menfaat elinden gidenler demedim mi? Evet. Veya kendine bir menfaat gelecek. İşte bu menfaatini aşmak olur. O zaman millet seni iktidara getirir. Darbeden medet umanları millet iktidara getirmez. Sen milletin seçtiğine kastettiriyorsun. Bakın. Darbeden medet umanları millet getirmez. Devlet Bahçeli bugün bütün bir milletin baş tacı olmuştur. Evet. Değil mi? Bakın Meral Hanım darbecilerin safıyla geleceği için ismi ortadan kalkmıştır. Oysa çok seviliyordu. Ben biliyorum. Hiç kimse bunu bu böyle bir şeye müsaade etmez millet. Vatan gidiyor. Devlet Bahçeli Bey o gün saat daha 10'da 10.30'da hükümetin yanındayız diyerek müthiş bir duruş sergiledi. Tarihin en büyük duruşlarından biridir Cumhuriyet tarihinin. Hangi darbede böyle bir duruşu gördük biz? Hiçbir darbede göremedik hocam maalesef. Onun için bakın takdir edeceksin doğru hareketleri. Evet. Mesela Abdullah Gül Bey 1.30'da konuşuyor o gece. Hı hı. Devlet Bahçeli Bey 10.30'da konuşuyor, o 1.30'da konuşuyor. Savaşın tarafları belli oldu. Ben beklerdim ki 10'da konuşsun, meydana çıksın, havalanına gelsin. Meydanlara inilsin. Meydanlara insin. Cumhurbaşkanlığı yapmış birisisin. Bunu beklerim ben. Tabii onların idraki bizim yani halk gibi olmaz. Çünkü bildikleri farklı şeyler. O geldiği zaman halkın kalbine güven gelir. Ben havalanında beni görenlerin bana nasıl sarıldığını, nasıl bir gözlerinin ışıladığını görüyorum Mustafa Bey. Ben de havalanına gittim. Nasıl beni gördükleri zaman tanıyan insanlar, hocam burada mısın, yanımızda mısın? Yani şunu ben görebiliyorum. Bir milletin sanatçısı. Bir milletin futbolcusu, bir milletin akademisyeni, bir milletin önder kabul ettiği insanları en önde olmalı. Evet.
Yani Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden jetler giderken havalanına iniyorsa, o havalanına geliyorsa ondan bir önceki Cumhurbaşkanımız niye gelemiyor? Üzerinden jet mi geçiyordu? Evinde şeye mi alınmıştı? Rehin. Rehin mi alınmıştı? Niçin gelmiyor? Bunları sorgulayacaksın. Yani darbe bana mı oluyor sadece, sana olmuyor mu? Bunları sorgulayacaksın. Aynen öyle hocam. E sorgulamazsak vatandaş Ali'yi mi sorgulayacağız yani? Zaten millet canıyla ödedi. 241 şehidimiz var. Evet, o 241 şehide. Canıyla ödedi. Yani o şehitlere, ya ben, onlar hiç şehidin falan adını almasın. O tepede oturup da oraya meydana çıkmayan insanlar o şehitlerin adını almasın. Arka sokaklarda gezenler, meydana çıkmayanlar, kendini düşünsün, gizlenenler. O gece bankalara, ATM'lerine uğrayıp para çekip işte ertesi gün ne olacağı olacağız. Onlar ayrı artık Mustafa Bey, ona yani girmeyelim. Onlar da görüldü hocam. Yani onları da gördük ama ben ötekini bekliyorum. Hı-hı. Onun için bakın Devlet Bahçeli'yi takdir ediyorum burada. Evet. Söylüyorum. Devletin yanında olduğunu gösterdi. Vatanın yanında, vatan devletin, yok Mustafa Bey. Evet. Bugün vatan diye bir şey yok. Bugün devlet diye bir şey yoktu. Tarihimizin en tehlikeli, en büyük fitnesi, en büyük gailesi. Tarih bunu son 300 yılın en önemli hadisesi diye yazacaktır. Ve o gece hocam... Ve bu başarılı oldu. Yani mesela Abdülhamit Han bıraktı. Bakın şimdi ben Tayyip Bey'i müthiş bir takdir ediyorum. Hı hı. Abdülhamit Han bıraktı, girişemedi. Girişemedi, bu cesareti gösteremedi. Fakat Tayyip Bey bir duruş sergiledi. Tayyip Bey olmasa ne olur? Allah korusun yani şu anda... Millet de onu görünce dışarı çıktı. Osmanlı'nın sancağı şerifi gibi oldu. Yoksa yoktu bu ülke. Bugün Güneydoğu elimizde değildi. Orta Anadolu'da en aynen az öyle. 5 milyon insan ölmüştü. Doğu ve Güneydoğu için açıklamalar var hocam. Kesin. Aslında. İşte PKK'nın başındaki İran, sınır komşularımızın birçok ülkelerindeki yetkililerin YouTube'da izleyicilerimiz açar bakar 15 Temmuz gecesi darbenin olacağını, gerçekleşeceğini sanıp da açıklama yapan devlet başkanları var. Hatta Birleşmiş Milletler'in başındaki o insanın da şeyi var, açıklamaları evet. var. Doğudaki yerler, Güneydoğu'daki yerler artık kendi aralarında bir nasıl diyeyim size, bir akbaba gibi demeçlerde bulunuyorlar. Burası bizim, burası bizim, evet, buradan evet, buraya kadar evet. bizim. O gece hocam yani 15 Temmuz tabii, gecesi. Tabii öyle. Mustafa Bey bunun maksadı buydu. İşgaldi ülkeyi. Evet. Güneydoğu'yu vermişlerdi. Orta Anadolu'da 5 milyon insan en az ölecekti. Suriçi, Vatikan Devleti gibi özel devlet yapılacaktı. Pensilvanya'daki adam oraya halife sıfatıyla gelecekti. Ama Papa'nın halifesi, Müslümanların değil. Papa'nın halifesi olarak gelecekti. Yani millet nasıl bir badireden kurtulduğunu iyi anlamalı, iyi bilmeli. Bu öyle sıradan bir hadise değil. Bazıları bunu ne diyor? Sulandırmak, tiyatro. Aynen öyle hocam. Böyle tabir edenler de var. Tiyatroyu sen dostunla oynarsın, düşmanınla değil. Tiyatroyu dostunla oynarsın, düşmanınla değil. Nasıl bir tiyatro o? 240 şehit veriyorsun. Nasıl bir tiyatro? Hepsini içeri atıyorsun. Nasıl bir tiyatro? Hepsi Pensilvanya'ya koşuyor. Evet. Hocam devam edeceğiz inşallah. İkinci bölümün de sonuna geldik. FETÖ ile devam edeceğiz üçüncü bölümde inşallah. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara, sonrasında yine darbeyi konuşacağız Allah'ın izniyle. Bizden bir yere ayrılmayın.
Değerli izleyenlerimiz, Tarih ve İnsan programının 3. ve son bölümündeyiz. Osmanlı'dan önce ve Osmanlı tarihindeki darbeleri ve Cumhuriyet dönemimizdeki darbeleri konuşuyoruz. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla birlikte. Hocam, hemen şu soru akıllara geliyor. FETÖ hareketinin fikir yapısını nasıl başladı? Bunları biraz duyabilir miyiz sizden, dinleyebilir miyiz? Evet, aslında asıl önemli olan bu Mustafa Bey. Yani bir kişi durduk yerde bu hale gelmez. Hı hı. 15 Temmuz bir anda bir insanın bu memleketin insanının bir memleketin askerini, topunu, tüfeğini milletin, hı hı, üzerine saldırtmaz ve düşürtmez. Böylesi bir hareket, bakın, tarihin en büyük, tarihimizin ihaneti, en büyük fitnesi derken bunu kastediyoruz. Evet. Bu menfaatle, bu işte şu partiden memnun değilim, bunu alayım, şunu indireyim şeklinde bir hareket değil. Hı hı. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmeye, bu vatanı yok etmeye yönelik bir hareket dedik. Şimdi bu fikir yapısıyla ancak ortaya çıkarılabilir. Yani, hı hı, bir maksada müteallıktır bu. Bir maksat, hı hı, vardır, yöneliktir. Şimdi burada şunu görebilmek lazım. Papalığın bir misyonu vardır. 3. bin yılda Orta Doğu'yu Hristiyan yapmak. 3. bin yılda Orta Doğu'yu Hristiyan yapma projesi vardır. Şimdi böyle bir proje için Türkiye'yi ortadan kaldırmamız lazım. Neden? Şöyle baktığımız zaman dünyaya İslamiyet Türkiye'den yayılıyor. Yani Türkiye'deki cemaatler, İşte tarikatlar, cemaatler, din adamları, ilim adamları, vakıflar, dernekler. Aslında bir bakıyorsunuz dünyaya, değil mi? Bütün dünyadaki gariban Müslümanlara kurbanlar götürüyor, iftarlar götürüyor, dini kitaplar götürüyor, hizmet ediyor, bir şeyler yapıyor. İşte Ehl-i Sünnet'i yayıyor. İslam'ın en temiz yaşandığı ülke şu ülke. Ve bütün dünyaya da o temiz yaşantının nakledildiği de yine bu ülke, Türkiye. Öyleyse Türkiye'yi bitirmek lazım. Türkiye Osmanlı'nın bakiyesi. Türkiye'deki inancı bozmak lazım. Evet. Türkiye biterse, mesela şu anda dünyayı gezin. Hepsi Türkiye'ye abimiz gözüyle bakar. Evet. Babamız gözüyle bakar. Yani Türkiye'ye ve bugün Cumhurbaşkanımıza dua eder. Bunu görüyoruz. Bu sebeple de Türkiye bitirilmeden diğer şeyi, siz Orta Doğu'yu Hristiyan yapamazsınız. O onları bir gözünü... Bir köprü. Ya bir, evet, köprü. Bunu yok edeceksiniz. Evet. Şimdi bunun için tabii, bunu nasıl? Dışarıdan buna güç yetmez. Bugünkü durumda dışarıdan Türkiye'yi yıkmak mümkün değil. Öyleyse içeriden yıkacaksınız. Yine hem içeriden hem dışarıdan. Hem içeriden hem dışarıdan. Dışarıdan destek olacaksınız. İçeriden birilerini çevireceksiniz. Şimdi FETÖ hareketi ne ile başladı? Bütün bu büyümesine. 80 öncesi sadece bir vaiz var. Evet. Uyuyan bir hücre. 80'den sonra uyandığında bu hücre, yani ihtilalle beraber, hı hı, bu hücre ortaya çıkarıldığı zaman ne ile çıktı? Aklımıza ne geliyor? Tabii okullar ki, geliyor, okullar, eğitim geliyor. Eğitimle. Bakın, okullar ve eğitim. Kimi alır bu okullar? Yeni nesilleri kendi bünyesine çeker. Öyle bir okullaşma süreci başladı ki, bir anda Türkiye'de anaokulları, ilkokulları, özel okulları, Özal'la beraber de bir özelleştirme başladı. Evet. Değil mi? Evet. Anaokulları, ilkokulları, ortaokulları, yurtları, dershaneleri, mektepleri, yani üniversitesi büyüyerek bir kar topu halini aldı. Neredeyse Türkiye'nin gençlerinin %50'si okur, bunların tezgahından geçmeye başladı. Yani hiçbir şey yapamadıklarını abiler, mahalleli abiler topluyordu evlerde. Özel olarak yetiştiriyorlardı. Yani mutlak manada bunların elinden geçmesi gerekiyordu.
Bu çok önemli bir husus. Onlara minnet duyacak, onların elinden geçecek, onları sevecek. Bununla ilgili her şeyi yapıyor insanlar. Bu birinci. Yani hani nasıl 1839'da Mason mektepleri dedik? Evet. Burada da mektepler yoluyla büyüme. Hı-hı. Mesela dışarıya açıldıklarında 92'den itibaren dışarıda da mektepler açılmadı mı? Evet, başka ülkelerde. Dışarıdan geliyor, buradan Hı-hı. gidiyor. 28 Şubat hangi mektepleri kapattı? İmam hatipleri. Bakın şimdi Mustafa Bey. Bunların mekteplerine dokundu mu? Yok. Bunların okulları kapatıldı mı? Hayır. Bunların dershaneleri kapatıldı mı? Hayır. Hangi mektepleri kapattı? İmam hatipler. İmam hatibi. İmam hatip mekteplerini ben bazen şeyini tenkit ederim. İmam hatiplerin o ilahiyatların müfredatını tenkit ederim. Evet, edilebilir. Fakat imam hatipler teklif adam yetiştirmez. Düşünen, sorgulayan insanları yetiştirir. Bu bakımdan önemlidir. İmam hatipten yetişenleri FETÖ'cü yapamazsın kolay kolay. İmam hatipleri kapatınca millet o hani dinini öğrensin diyen insanlar hangi okullara gönderdi? Tabii ki onların açtığı okullara. 28 Şubat'a kadar %50'si giderken 28 Şubat sürecinden sonra %80'i 90'ı gitti. Mustafa Bey, bu çok önemli. İyi 28 Şubat alınsın. Kime yolu açtı? FETÖ'ye açtı. Herkes bu defa o okula göndermeye başladı. Yaygınlaştı. Tabii hem yaygınlaşıyor, hem büyüyor. Kar topu gibi büyüyor ve oraya gönderiliyor. Peki 98'de bu adam ne diyor? Okullarında ne diyor? 98'de, sene 1998, Papa'ya bir mektup yazdı. Ne diyor o mektubunda? Ne diyor hocam? Çok önemli mesela. O mektubu, mesela şuradan okuyayım. Pek muhterem Papa Cenapları, Papa 6. Jean Paul tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinler arası diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere huzurunuzda bulunuyoruz. Papa 6. Jean Paul tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere huzurunuzda bulunuyoruz. Resmen bir itiraf. İtiraf. Neyin itirafı? Yani oraya hizmet edeceğim ben de. Ben papalığın hizmetindeyim yani, değil mi? Yani ben papalığın hizmetindeyim diyor. Bunun gerçekleşmesini görmek bizi bahtiyar kılacaktır. Acizane, buna acizane bir nebze katkı yapmaya geldik. Bugüne kadar İslam yanlış anlaşılmıştır. Bunda en büyük suç Müslümanlarındır. Şimdi Mustafa Bey, ben papalığın hizmetindeyim diyen bir insan. Ne zaman söylüyor bunu? 1998. Sadece bu değil. Kelime-i Tevhid'in La İlahe İllallah kısmını söyleyen, fakat Muhammedun Resulullah kısmını söylemeyen insanlara da merhametle bakmalı. Bakışını değiştirmeli. Bakışınızı değiştirin. Artık Muhammedun Resulullah yok. La ilahe illallah da birleşeceğiz. Yani peygamberimize inanmayan Hristiyanı da, Yahudi'yi de, Zerdüştü de, herkese cennet kapısını açan, yolunu açan bir inanışın mensubu. Muhammed Resulullah'a iman yok. Böyle Müslüman olur mu? Böyle Müslümanlık olur mu? Kur'an-ı Kerim ne olur böyle? Tahrif edilir. O zaman hiç bakmayacaksınız evet. Demek ki yani. Yani. O düşünceye göre. Bu kelime-i tevhidi esas alarak çevresine bakışı gözden geçirmeli, ıslah etmeli. Herkes kelime-i tevhidin ikinci bölümünü, Muhammed Allah'ın Resulü'dür kısmını söylemeksizin, sadece ilk kısmını ikrar eden kimselere de rahmet ve merhamet bakışıyla bakmalıdır. Yani adam çok açık bir şekilde bunu ifade ediyor Hristiyanların hizmetkarı olduğunu. Evet. Peki bir parçası neden görmüyor insanlar? Neden görmüyor hocam? Ya da görmek mi istemiyor? Veya yakıştıramıyor mu? Şimdi karşınızdaki insanı öyle bir anlatırsınız ki artık sadece onda hikmet aramaya başlar. Ha, bunda da güneşe yarım dakika baktığınız zaman artık hiçbir şey göremezsiniz.
o insanı öyle bir yere oturtuyorlar ki, yani insan sadece önce İnsan ölçüleri bilecek, hududu bilecek. Bir insanı, bir sevdiği alimi kimin hududuna çıkartamaz? Sahabi hududuna çıkartamaz. Sahabiyi peygamber hududuna çıkartamaz. Peygamberleri ilah hududuna çıkartamaz. Çıkarttığın zaman hani Hazreti Ebubekir Efendimiz ne buyuruyor? Peygamber Efendimiz vefat ettiği zaman kim ki Allah bakidir diyorsa Allah bakidir, ölmez. Kim ki Muhammed Aleyhisselam baki diyorsa o vefat etti. Hazreti Ebubekir Efendimiz. Akılların durduğu, Peygamber Efendimizin vefatıyla insanların şaşkınlığa uğradığı, akılların durduğu Peygamber Efendimiz vefat etmiş. Üzüntüyü, şaşkınlığı şeyi görebiliyor musunuz? O esnada Hazreti Ebubekir Efendimizin imanı, duruşu, güçlü hali bunu ifade ediyor. Ve Müslümanları kendine getiriyor. Allah bakidir. Bu zihni. Şimdi ölçü olmayınca kendini kimin yerine, Peygamber Efendimiz falan yok. Kur'an'ı o anlıyor. Hitap ona geliyor. Peygamber Efendimizin de, Efendimiz de bunun neye geliyor? Türkçe olimpiyatlarında geziyor haşa. Ya Mustafa Bey, bunlar görüldü, bunlar bilindi. Şimdi şu fikirler görülmezse, şu fikirler bilinmezse, onun fikirleri bilinmezse, görülmezse o zaman sezemezsin. Mesela sene 2005, vaktimiz de daralıyor. Çok evet. Çarpıcı bir şey söyleyeyim Mustafa Bey. Sene 2005 yılı. Zaman Gazetesi ile beraber Ailem Eki verildi. 2,5 milyon basıldı, ücretsiz dağıtıldı. 2,5 milyon. Bunun tam orta sayfasında FETÖ imzalı, Fethullah Gülen imzalı, Prizma'dan bir alıntı, iman esasları. İman esaslarını sayıyor. Amentü'yü bu memlekette herkes bilir. Yani ben kaynak veriyorum, delil gösteriyorum. Kafadan atmıyorum. Bazen böyle Twitter'da işte şöyle böyle diye yazılar gelir. Evet, kaynak evet. Gösteriyorum 2005 yılında Aile Mekü orta sayfa. İman esaslarını sayıyor. Amentü'yü bilmiyorsa bir adam bunun cevabını bilemez. Amentü'yü biliyorsa bunu bilir. Bunu anlamıyorsa gözünde perde vardır. Allah'a inanmak, ahiret gününe inanmak, peygamberlere inanmak. Dördüncüsü de ubudiyet veya adalettir. Mustafa Bey, ubudiyet veya adalet. Dördüncüsü değil mi? Dördüncüsü bu. Nerede meleklere iman? Nerede kitaplara iman? Kazanlar, nerede kadere iman? Ubudiyet ne? Kulluk. Kulluk imandan mıdır? Namaz kılmayana, oruç tutmayana kafir diyebilir misin? Adalet imandan mıdır? İmanda veya olur mu? Öyle bir şey olabilir. Veya ya. Denir mi ya imanda? Veya dediğin zaman maşallah. O mu bu mu? Şüphedesin. Şüpheyle iman olur mu? 2,5 milyon. Türkiye'de yer yerinden oynaması lazım. Yer yerinden oynaması lazım. Acaba Diyanet'ten bir kişinin sözü var mı? Ben şimdi bugün bakıyorum. Diyanet Mehdi Aleyhisselam'ı tartışıyor. Evet. Bunun haftaya inşallah konuşuruz. İnşallah. Haftaya Mehdi. Konuşuruz. Yani Diyanet, onlar hep sahte Mehdi diye çıkıyorlar. Diyanet'te tutmuş Mehdi yok mu? Mehdi yok. Mehdi aleyhirrahme. Yani sen Diyanet, FETÖ ile ilgili 20 senedir ne yaptın? Şunu gördün mü sen? Şuna bir tek cevabı var mı? Ya iman esaslarını 3'e düşürmüş. Dördüncüsü de ya ubudiyet ya kendisi, adalet demiş. Evet, kendisinin koyduğu. Ubudiyet mi, adalet mi? Bana yarın bir tek kişi Diyanet'ten buna ait 2005'ten 2016'ya bir tek yazısını göstersin. Evet. Hocam arkadaşlarımız... Kim verecek bunun cevabını?
2,5 milyon insandan hiçbirinden eğer ses çıkmamışsa 20 hocam... 20 milyon ve, insan demektir bu. Yani her ailenin 4 kişi olduğunu... Türkiye'de yer yerinden oynaması lazım. Evet. İşte bir yolun fikri bozukluğunu göreceksin. Bunu göremezsen alnına kurşunu yediğin gün uyanırsın. Evet. Allah korusun. Bir kısa 50 saniyelik bir veteremiz var hocam. Bu hususta dua niteliğinde Arif Nihat Asya'ya ait olan şiiri Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından dinliyoruz. Sonra devam ediyoruz. Tamam. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğüde kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yollarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bizler de amin diyoruz. Amin. Çok güzel yazılmış Arif Nihat Asya'nın. Evet. Gerçekten mükemmel. Tabii daha uzun bir, ama. Evet, biraz uzun. Mükemmel bir şiiri. Ama Cumhurbaşkanımız da hakkını yorumlamış, vererek hakkını mükemmel vermiş. Okuyor. Evet. Gerçekten güzel. Evet, Allah razı olsun. Yani ne denir Mustafa Bey? Binlerce top ve tüfek yapamaz asla seher vakti gözyaşının yaptığını. Düşman kaçıran süngüleri çok defa toz gibi yapar bir müminin duası. Yani o gün duaların bereketi, o gün milletin meydana çıkması, o gün Cumhurbaşkanımızın o duruşu ve daveti ve sağduyulu insanların oraya koşması, biz buradayız demesi tarihin en büyük felaketinden ülkemizi kurtarmıştır. Elhamdülillah. Bunun çok iyi bilmek lazım değerini, kıymetini. Ve bu işi asla sulandırmadan bu işin arkasını devam ettirmeli. Evet. Çok ciddi durmalıdır bunun arkasında. Bu çok önemli bir husus. Yani bu anlık bir şey değil. Tamam işte def ettik gitti. Maksatlı durum bir durum değil. Bunun devam ettirilmesi çok önemlidir. O halin de uzatılması bu manada çok önemli değil kesinlikle, mi? Olağanüstü kesinlikle. Kesinlikle. Yani biz Türkiye'de olağanüstü hali görmüyoruz. Türkiye'de devletinin yanında, vatanının yanında, milletinin yanında olan insanlar için o halin oluşuyla olmaması arasında fark yok. Aynen öyle. O hal haine, hissetmiyoruz bile. O hal hırsıza, uğursuza, vatan millet düşmanına o hal oluyor. Hı hı. Onlar istemiyor bunu istemeyenler. Çok mühim. Kim istemiyor? Yurt dışındakiler istemiyor. Senin bölünmeni, parçalanmanı isteyen, işgal edilmeni isteyen, yurt dışındaki adamlar niye uzatıyorsun diyor. Kendileri 3 kişi ölünce 6 ay o hal. Bir anda 6 ay koyuyorlar. Sana olunca niye o hal koyuyorsun? 240 kişi şehit düşmüş. Memleket yok olma riskiyle karşı karşıya kalmış. Sana niye koyuyorsun? Neden? Çünkü seni o yiyecek. Arkasındaki bu maşalarını, bu asıl güçlerini görmek lazım. Bunlar maşa. Çok acıdır yani. Maalesef. Şu milletin evlatlarının şu arkadaki asıl aktörleri görmemesi çok acıdır. Ya öl bu vatanda, toprağa düş. Pensilvanya'ya koşma, kaçma. Yunanistan'a kaçma. Ne olur yani? Öl bu vatanda, öl. Nereye kaçıyorsun bir düşün. Kimin kucağına kaçıyorsun? Kimin kucağına koşuyorsun? Bir düşün. Ne dedi Mustafa Bey? Daha geçenlerde Haçlılara ya, eşinizi, çocuğunuzu teslim edin. Evet. Kızınızı, eşinizi teslim edin. Bir şey yapmazlar dedi. Şu sözü duymuyorlar mı? Yazıklar olsun. Şunu göremeyeni şu memleketin %100'üyle ayaklanması lazım bunu duyduğu zaman. Haçlının ne olduğunu bu memleket bilmiyorsa... Bu memlekette bir kişi, o zaman biz tarih şuurunu veremedik. İşte o zaman da döneceğiz, tarih şuurumuza bakacağız. Aynen tarih öyle. Şuurumuza bakacağız. Aynen öyle. Çok önemli bir konuya evet. Parmak bastınız hocam. Hakikaten İnşallah bu, cümleleri... bu memlekette
doğru dini şuurumuz, tarih şuurumuz gelişsin diyelim Mustafa Bey. Son birkaç cümleyle hocam şu soruyu da soralım. O şekilde kapatalım inşallah. Darbe gerçekleşseydi ne olurdu? Ülke yoktu. Yani TC diye, Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet yoktu. Bölünmüş, parçalanmış. Bölünmüş, parçalanmış, işgal olunmuş, hı hı, ve iç savaşa sürüklenmiş. Ben hani az önce de dedim 5 milyon insan ölürdü. Mustafa Bey deseniz ki bana Ahmet Bey 15 milyon ölürdü. Ölmez de diyemem. Hı hı. 20 milyon ölürdü. Ölmez de diyemem. En az verdiğim rakamdır 5 milyon. Sokaklar, şehirler, her taraf bölünmüştü. Korkunç. Kimin kimi vurduğu belli olmazdı. Öylesine bizi birbirimize kırdıracaklardı. Bu, Arap ülkelerindeki baharın son baharı olacaktı Türkiye. Bütün İslam dünyasının Hristiyan edilmesi. Düşünen, fikir sahibi olan beyinleri hep yok edeceklerdi. Evet. Bu ülke kendine artık toparlaması mümkün değildi. Allah korusun. Mustafa Bey, bunu insanlar yazmalı, bilmeli, düşünmeli. Unutturulmamalı. Ona göre hareket etmeli. Ona göre. Yani şu senaryo diyenler, çok önemli bakın. Biz de bunu söylemeliyiz. Neden gerçekleşmedi diye üzülen leş kargalarıdır. Başka bir şey değil. Rabbim fırsat vermesin hainlere, amin, casuslara, kötülere. Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçi güncel ederim olan konuları daha fazla konuştuk ama yine Osmanlı tarihi ve öncesindeki darbelerden bir haberdik. Bu da tarih Mustafa Bey. Evet. Asıl tarih bu. Bu da bir tarihe... Bu tarihin en önemli olaylarının içine girecek. İçindekiler değerlendiremezse dışındakiler hiç değerlendiremez. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Bu bilgileri bizlere paylaştığınız için. İzleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. Hemen bu hafta içi var mıydı yine? Söylemiştim inşallah herhalde. Bir daha tekrar edelim hocam. Evet evet. Yarın hafta salı, çarşamba günü Ümraniye'de bir mektepte, perşembe günü inşallah çay elinde. Çay elinde. Evet. Çay elinde. Cuma günü Kocaeli Kartepe'de akşamı. Cumartesi de Antalya'yla bu haftayı inşallah pazartesi de bekliyoruz inşallah buraya hocam. Değerli izleyenlerimiz, Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızın kaleminden çıkmış kayı serisinden 3 adet kitap hediye edeceğimizi söylemiştik. Twitter üzerinden bizlere soru gönderen izleyenlerimizin arasında hemen o 3 ismi de hatırlatalım. Yeter Şimşek, Fırat Ocak, Mustafa Hıncal beyefendi nasipli izleyicilerimiz. Kanalımızı arayarak adres ve iletişim numaralarını verdikten sonra adreslerine postalayacağız. Bu haftalık Tarih ve İnsan programından bu kadar. Yine aynı şekilde kendisine emanet edileni en iyi şekilde hıfzı muhafaza eden Yüce Rabbime emanet olunuz. Allah'a ısmarladık. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğüde kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yollarını kahramansız bırakma Allah'ım.